Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, demokrasi nöbetlerinin ikinci gününde de meydanlardaydı. Başkan Kimyeci, 15 Temmuz'un tarihi önem taşıdığını belirttiği bir konuşma yaparak, tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak için 15 Temmuz'u unutma mesajını verdi. Çok kıymetli vali yardımcılarım, değerli kaymakamım, çok kıymetli İl Emniyet Müdürüm, değerli İl Jandarma Komutanım, değerli İl Müftüm, kıymetli Şehit Dernekleri Başkanım, değerli STK Başkanlarım, kanaat önderlerim, değerli müdürlerim, kıymetli hanım bacılar, değerli kardeşlerim, 15 Temmuz şehitlerimizi anma, demokrasi ve milli birlik barış marşına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Öncelikli olarak benden önce konuşan çok kıymetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi, aynı zamanda büyük bir iş adamı olan Beyza Bilecin sahibi ve aynı zamanda Mustafa Kemal Üniversitesi'nde akademisyen olan Necmettin Çalışkan hocama teşekkür ediyorum. Tıpkı bir sene önce sizler gibi hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan kıymetli hocamıza ben özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli vali yardımcılarımız, kıymetli kaymakamımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız da buradaki ve burada olmayan şu anda aramızda olan tüm daire müdürlerimiz sizler gibi hiçbir zaman bizi bırakmadılar. Bu vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı korumak için gecesine gündüzüne kattılar. Fedakarca her zaman bizler rahat edelim diye fedakarca bizleri korumak için gece gündüz demeden çalışan tüm emniyet teşkilatımıza, askerimize, polisimize şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli büyüklerim, bu şerefsiz FETÖ ile ilgili fazla bir söz söylemeye hacet yok. Çünkü bunlar zurnanın son deliği, son deliği. Değerli kardeşlerim, nasıl ki atalarımız 1400 sene öncesinden itibaren son süreçte sadece Anadolu yurdumuzu 1000 yıldır bizlere Malazgirt'in kapısını açarak, daha sonra Sakarya'da, Çanakkale'de kurtuluş mücadelesi vererek, sadece bugün değil, yedi düvele geçmişten beri bu vatan topraklarımızı bize emanet bırakan ve bu uğurda canlarını feda eden, şehitlik mertebesine ulaşan tüm aziz şehitlerimize buradan kucak dolusu, yürek dolusu dua, şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Mekanları cennet olsun. Kıymetli kardeşlerim, aynı şekilde bu mücadelede kahramanlık gösteren ve gazilik mertebesine olan gelen tüm gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bize emanet bırakılan bu vatan topraklarını bizden sonra gelen kuşaklara en güzel şekilde teslim etmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Bu vatan topraklarımızdan bir çakıl taşı vermek durumunda olacak mıyız? Ne yapacağız? Vatan topraklarımızda gözü olanın gözünü çıkarmaya var mıyız? Var mıyız? Bu kutsal bayrağımızı ayaklar altına indirmek isteyen hainleri çatlatmak için, onlara Osmanlı tokadı vurmak için
olduğumuzu zenginlik kabul ederek, birbirimizi daha çok severek, farklılıklarımızı bir ayrılık noktası değil, bir zenginlik noktası olarak sadece Türk milletinin bir fert olmanın şerefini, gururunu yaşamaya var mıyız? Var mıyız? Allah bizden razı olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, sadece bir sene önce FETÖ'nün ve diğer hainlerin hepsinin birleşerek son noktada bir darbe kalkışmasını hep beraber yaşadık. Ancak bu son değil, bundan böyle de böyle girişimler olabilecek. Nasıl ki daha önce darbe kalkışmalarıyla kardeşi kardeşe kırdırmak için sağcı solcu diyerek milleti birbirine kırdırarak geçmiş süreçten beri sinsice sadece bu süreçte 40 yıldır sinsi plan yapanların planlarını Türk millet olarak cesaretle sadece bir gecede yırtıp atmaya bundan sonra da hazır mıyız? Hazır mıyız? Hayatınızdan razı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, bütün bu darbe ve kalkışmaların sebebi bu emperyal güçler var ya, bunlar dünyada huzur olmuş, barış olmuş, kardeşlik olmuş, böyle hasretlerde bunların hiçbir zaman ilgisi olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Tek istekleri var. Ülkede kendi devletleri, kendi milletleri refah içinde yaşasın diye dünyada gözyaşı olmuş, insanlar ölmüş, yok edilmiş, vatan yurtlarından sürülmüş, böyle acıların, kederlerin olduğu bir dünya onların umuru değil. Ülkeleri bölmek, parçalamak, ufalamak ve daha sonra kardeşi kardeşe kırdırmak için para vererek, silah desteği yaparak uzaktan bunların sevilmesine bundan böyle müsaade edecek miyiz? Hayır. Edecek miyiz? Hayır. Bunun için ne yapacağız? Güçlü Türkiye için, güçlü, kuvvetli Türk milleti için daha fazla üretmeye, kendi tankımızı, kendi topumuzu, kendi silahımızı aynı şekilde dünyanın en üst zirvelerine ulaşabilmek için her türlü mühimmatımızı sağlamaya, enerji santrallerimizi, nükleer santrallerimizi, dünyanın en büyük havaalanını, denizin altından tünelleri, aynı şekilde uydularımızı yaparak kendi topumuzu, tankımızı, tüfeğimizi yapmak için güçlü Türkiye için hep beraberce dua etmeye, çalışmaya, üretmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımızı çatlatmaya, bu şanlı Türk bayrağımızın altında kardeşçe geleceğe yaşamak için, bu vatan topraklarımızı korumak için, devletimiz için, milletimizin birliği için tek vücut olmaya, tek yürek olmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Bu uğurda hepimiz ayrı ayrı birlikte şehit olmaya hazır mıyız? Kazanız mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu vatan sevgisi hiç bitmesin Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim, ümmetin umudu olan, Türk milletinin gururu olan dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türk milletini, dünyanın en güçlü milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi dünyanın en kuvvetli ülkesi, milleti yapmaya hazır mıyız? Durmak yok, yola devam, güçlü Türkiye'nin yoluna devam etmesi için hepimizi bu birlikteliğe verdiğiniz destekler için
milletim adına bir kez daha en kalbi duygularla selamlıyorum. Bir kez daha sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bu imkanları bizlere sağladığınız için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Devletimizi, milletimizi Rabbim başımızdan eksik etmesin diyorum. Çok teşekkür ederim.